İş hayatınızda kullanmak için bir bilgisayar arayışı içindeyseniz ve bütçe anlamında da açıkçası bir tık yukarıya çıkabiliyorsanız ki buradaki en önemli detay Windows ve oldukça şık bir bilgisayar arıyorsanız işte doğru bilgisayarı bulmuş olabilirsiniz. Huawei'in yeni dizüstü bilgisayarı önümde durmakta olan Matebook 14 esin arkadaşlar 2023 versiyonu bu videodaki konuğum. Yenilep birlikte bakalım bu dizüstü bilgisayar bizlere neler sunuyor. Bence bu bilgisayarı anlatırken sizlere kesinlikle ama kesinlikle tasarımla başlamak lazım. Çünkü bu cihaz arkadaşlar tasarım anlamında gerçekten özel bir cihaz diye düşünüyorum. Oldukça ince ve hafif bir bilgisayar gibi gözükse de ki açıkçası öyle bile olsa oldukça hafif bir dizüstü bilgisayar arkadaşlar. 1.43 kilogramlık oldukça hafif bir dizüstü bilgisayar burada bizlerle buluşuyor. Bence MacBook 14 s'in 2023 versiyonunda diğer modellerden bizi daha böyle pozitif anlamda ayrıştıran şeye bakacak olursak bu bilgisayarın ekranı ve tabii performans tarafındaki yenilikleri sevgili arkadaşlar ekran tarafına baktığımız zaman açıkçası bu bilgisayarda Huawei'nin en iyi dizüstü bilgisayar ekranlarına sahip cihazlardan bir tanesi gerçekten %100 bir sRGB renk gamına sahip olan bu ekran paneli 400 nit bir parlaklığa aynı zamanda da 2.5K bir çözünürlüğe sahip sevgili arkadaşlar ekran deneyim anlamında hakikaten kusursuz olmuş desem sizlere yeridir sevgili arkadaşlar Huawei uzun zaman sonra klavyenin üstüne koymuş olduğu bu kitlenebilir kamera tasarımını ortadan kaldırdı arkadaşlar. Farklı bir boyutta bizlerle buluşturuyor burada. Ancak yine o kadar estetik bir şekilde konumlandırıyor ki ekran kasa oranı neredeyse hiçbir etkisi yok diyebilirim sizlere. Sevgili arkadaşlar önüme durmakta olan bu cihazda arkadaşlar yüzde %90'lık bir ekran kasa oranı var ki 14 inç boyutunda da bir ekranı var aynı zamanda. Tabi Huawei'den alışık olduğumuz o 3 bölü lik ekran oranı burada yine devam ediyor sevgili arkadaşlar. Dokunmatik ekran performansı ise bence kusursuz seviyede. Bence bu ekran daki en önemli bir detay 120 Hz yenileme hızı. Çünkü bu ekran panelinde 120 Hz bir yenileme hızı desteği var. Tabi bu da sizlere oldukça akıcı ve daha böyle net görüntülerin kullanılabilir olduğunu da gösteriyor. Olacağını da gösteriyor sevgili arkadaşlar. Ben ekranı çok beğendim. Gerçekten bu ekran hakkında olumlu söylenecek çok fazla şey var ancak olumsuz anlamda bir olumsuzluk ben şahsen görmedim sevgili arkadaşlar özellikle windows tarafında alabileceğiniz bu fiyat seviyesi ki iş anlamında kullanacağınız birçok dizüstü bilgisayardan çok daha iyi bir burada sizlere ekran deneyiminin karşılayacağını sizlere söyleyebilirim. Sevgili arkadaşlar iş performans tarafına geldiği zaman ise yine bu bilgisayarda beklediğimiz gibi iyi bir performans bizleri karşılıyor tabii ki sevgili arkadaşlar. 13. nesil Intel'in i9-13900H işlemcisi bu cihazda görev yapıyor. Yine bu bilgisayarda Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 gibi özelliklerin bulunduğunda sizlere aktarmak isterim. Intel'in ekran kartını kullanıyor. Onboard bir ekran kartı var bu cihazda. Intel Xe grafikleri kullanılıyor. İşin RAM tarafı tarafına baktığımız zaman ise 32 GB'lık bir RAM değeri karşılıyor. 1 TB'lık bir NVMe M2 SSD bulunuyor. SSD'nin performansını şu anda görüyorsunuz. Bence çok da üstüne konuşmaya gerek yok. Müthiş seviyelerde bir okuma yazma hızına sahip bu SSD gerçekten şov yapıyor desem yeridir. Aynı cihazın 16 GB bir RAM versiyonu olan da var arkadaşlar. Burada SSD anlamında iki cihaz arasında bir fark olmayacağını da sizlerle paylaşmak isterim. Benim sizlere anlattığım bu cihaz yani bu MacBook 14S 2023 modeli arkadaşlar 1 TB ve 32 GB'lık bir RAM ile geliyor sevgili arkadaşlar. Yani şunu söylemek lazım. Bilgisayar performans anlamında bekleneni fazlasıyla veriyor. Bir kere bu bilgisayarda kurgu yapabilirsiniz ya da günlük işlerinizin bir çoğunu halledebilirsiniz. Ancak burada tabii ki profesyonel bir kurgu cihazı yok önümüzde arkadaşlar. Bu bilgisayarın olayı sizlerin günlük işlerinizin fazlasıyla yapabilmeniz, ufak tefek tasarım işlerinizi halledebilmeniz ve gücü de bir yanda kenarda tutuyor olması. Çünkü hem RAM anlamında hem SSD anlamında hem işlemci anlamında gerçekten çok güçlü bir cihaz bu cihaz. Ancak tabii ki dediğim gibi %100 bir kurgu makinesi olmasa da kurgu anlamında da performansı oldukça başarılı. Yani Premiere Pro'da bir şeyler yapabilirsiniz. CapCut'ta bir şeyler yapabilirsiniz. Rahatlıkla bu cihazı bu işler içinde kullanabilirsiniz diyeyim ve artık buradan isterseniz arkadaşlar ufaktan cihazın üzerindeki çıkışları da bir değineyim. MateBook 14s 2023 versiyonunda bizlere bir adet Thunderbolt destekli Type-C karşılıyor. HDMI girişi 3.5 mm kulaklık girişi ve bir adette arkadaşlar biz burada 3.2 USB girişi karşılıyor sevgili arkadaşlar. Yani bu kadar çok tabii ki üzerinde bolluk olması güzel. iki tane Type-C bulunuyor olması da oldukça güzel. Aynı zamanda bu bilgisayarda diğer modellerden farklı olarak ki bu modelde bu kadar küçük bir boyuta rağmen bunu başarmış olmaları bence oldukça değerli. 4 tane hoparlör bulunuyor cihazın içerisinde ve 4 tane de aynı zamanda mikrofon bulunuyor. Bu mikrofonlar sayesinde sesi temizleyerek net bir şekilde sesinizin karşıya gitmesi sağlanıyor. Hepsinin yanı sıra kamera tarafına baktığımız zaman ise burada yapay zeka desteğinin kamerada da bizlerle buluştuğunu görüyoruz. Mikrofonlarda da bir yapay zeka desteği var. Aynı yapay zeka desteğinin benzeri burada kamerada da bizlerle buluşuyor. 720p çözünürlüğündeki bu kamera arkadaşlar göz teması desteği bizlere sunabiliyor. Sanal arka plan ya da takip kamerası moduyla da bizim burada kullandığımız modlarda bizi destekliyor ve daha kaliteli bir deneyimi bizlerle buluşturuyor. Tabi burada cihazın açma ve kapama tuşunun hemen üstünde bulunan buradaki parmak izi okuyucuyla atlamamak lazım. O da her zamanki gibi müthiş hızlı ve problemsiz çalışıyor. Şimdi ekosistemi var Huawei'nin biliyorsunuz ve bu ekosistem için inanılmaz yatırımlar yaptı. Şu anda da kusursuz ve bence muhteşem çalışıyor. Bir Huawei kullanıcısının çok rahat ve problemsiz bir şekilde bu cihazları kullanabildiğine inanıyorum. Çünkü kendim de kullanıyorum arkadaşlar birçok cihazını. Dolayısıyla bu ekosistemin kusursuzluğundan MacBook 14S 2023'te de fazlasıyla faydalanmanız mümkün oluyor. Neyden bahsediyorum? Örnek veriyorum bir Huawei akıllı telefon ya da bir tabletiniz varsa çoklu ekran işbirliğini kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Her şeyin yanı sıra tabii ki burada Huawei Share'ı da kullanarak iki cihazın arasında çok hızlı bir şekilde dosya paylaşımını da yapabiliyorsunuz. Bu da tabii ki sizlerin iş anlamında hızlı olmasını ve hızlanmasını sağlıyor. Özellikle Huawei akıllı telefonların çektiği o mükemmel fotoğrafları düşündüğümüz zaman bilgisayarda fotoğrafları işlemek için rahatlıkla bilgisayara sahneler içerisinde Huawei Share'ı kullanarak görüntüleri göndermeniz mümkün oluyor sevgili arkadaşlar. MateBook 14S'in yeni versiyonunda bir de Super Turbo teknolojisi bulunuyor. Bu sayede arkadaşlar Bilgisayar performansını çok daha iyi bir şekilde artırmayı başarıyor. Bunların yanı sıra soğutma tarafında da önemli yenilikler var. Çift fanlı bir soğutma sistemi ile bu sistem çok daha hızlı sıcaklığı düşürmeyi başarıyor. Çift fan sayesinde de ısınma sorunu neredeyse ortadan kalkmış diyebilirim sizlere. MacBook 14s'i şarj etmek istediğiniz zaman ise 90 wattlık bir hızlı şarj desteğini sahipsiniz sevgili arkadaşlar. Bu şarj desteği ile beraber bu bilgisayar arkadaşlar yarım saatlik bir şarj ile %50 ile %55 arasında şarj etmeniz yine mümkün oluyor sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda kutudan çıkan şarj adaptörü tüm Huawei cihazlarıyla uyumlu olduğu için bence bu açıdan büyük bir kolaylık sizlere sağlanmış oluyor. Çünkü tüm cihazlarınızı kutudan çıkan adaptörle şarj etmeniz mümkün. Ben bu olayı gerçekten çok seviyorum. Huawei bunu sıklıkla yapıyor. Bu cihazda da yine bunu gördük ve bence olması da müthiş oluyor kullanıcılar için. Toparlamam gerekirse arkadaşlar hafif ve güçlü bir dizüstü bilgisayar arıyorsanız aynı zamanda da Windows'tan vazgeçemiyorsanız işte doğru tercihlerden bir tanesi Huawei MacBook 14S 2023 modeli sevgili arkadaşlar. Performansın yanında cihazın hayat kolaylaştıran güzel özellikleri de hakikaten güzel çalışıyor. Ben cihazı beğendim. Ancak işin fiyat kısmına gelince son karar her zaman olduğu gibi sizlerin. Benim sizlere anlattığım bu bilgisayar arkadaşlar yani 32 GB RAM ve 1 TB'lik depolamaya sahip olan model 44.999 TL'lik bir fiyat etiketiyle satılıyor. Ancak bunun bir altını satın almak isterseniz 16 GB RAM ile gelen modeli satın almak isterseniz de bu bilgisayar ödemeniz gereken rakam 39.999 9 TL olarak bizlerle buluşuyor. Videonun başında ve sonunda söylediğim gibi tabii ki burada son karar sizlerin ihtiyacınıza göre ve beklentilerinize göre bu bilgisayarı göz atarsanız bence memnun kalabilirsiniz. Birçok teknoloji mağazasında da şu anda gidip fiziki olarak kontrol etmeniz ya da dokunup bir test etmeniz mümkün olabilir sevgili arkadaşlar. Ben her zaman olduğu gibi cihazı sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Tabii sizler de videoyu sadece izlemekle kalmayıp kanalıma abone olup bu videoyu beğenip arkadaşlarınıza da paylaşırsanız beni sonsuz mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bay bay.